Şimdi arkadaşlar IKEA'dan aldığımız Sporren sandalyemizi kuracağız. Kargodan bu şekilde geldi. Kargodan bu şekilde çıkardık. Tüm malzemeler burada. Şimdi açalım. Sporren. Evet, gördüğünüz gibi. Burada nasıl yapılacağını gösteriyor. Bunlara bakarak yapacağız. İlk önce bütün parçaları çıkarıyoruz. Ayrı ayrı. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerini zaten kendisi gönderiyor IKEA. Ayrıca evde herhangi bir alet kullanmamıza gerek yok yani. Bütün parçaları çıkardık. Bütün parçalar şu şekilde burada dursun. Kılavuzda gösterdiği gibi buraya kodlamalar yapmış. Bunu herkes yapabilir. Bayanlar daha iyi yapabilir. Bir numarada ilk başta alt yapmamızı söylüyor. Altlarda burada gözüktüğü gibi bunlar. Bunları açıyoruz şimdi. Buraya zaten koymuşlar. Büyük ihtimal bunları bunun içine geçireceğiz. Şu şekilde. Yapboz gibi. Kolay yani bunları yapması. Zaten kitapçığında da belirtiyor nasıl olacağı. Evet, ayağımız hazır. Bir numarada gösterdi. Ayağımız şu an hazır. Alt tarafını vidalamamızı söylüyor. Buraya vidalamamızı söylüyor. Vidaya burada kod numarası vermiş. Burada zaten hangi vidanın hangi kodda olduğunu gösteriyor. Size bu koda bakarak buradan çıkardığımız içinden çıkardığımız vidaları oraya takacağız. Zaten burada belirttiği gibi gösteriyor kendini de. Burada 5 tane, pardon, 5 tane vidamız var. Olduğu gibi buraya çıkacağız. Evde herhangi bir alete gerek yok. IKEA'dan aldığımız ürünler zaten aletlerini de içinde gönderiyor. Bu aleti sıkacağız. Tek tek sıkmaya başlayalım. Bunu herkes yapabilir. Herhangi bir usta çağırmaya, ustadan destek almaya falan gerek yok. Bazı ürünlerini yapmada zorlansak da yine yapabiliyoruz. Ayrıca bunları yapmak zevkli. Fiyatları uygun olduğu zamanlar almayı tercih ediyoruz genelde işinde. Bizim oyuncağımız.
Vidalama işlemimiz son buldu. Sandalyemizin altını yaptık. Şu şekilde. Yıldız şeklinde. İkinci sayfayı çeviriyorum. Ayaklıkları takmamızı söylüyor. Ayaklıkların yeri burada. Ayaklıklarımız da burada. Ayaklıklarımız da çıkıyor. Kızım, ver onu, ver. O bizim oyuncağımız. Beş tane daha ayaklığımız burada. Çevirmek yerine bastırarak takıyoruz. Direkt bastırarak taktığımızdan giriyoruz. Evet, bu şekilde. Çok basit şekilde sadece ağzını takıp itiyoruz. Sandalyemizin altı gayet güzel. Tekerler hareket ediyor. Resimde gösterdiği gibi şu kolu takmamızı gösteriyor. Şu taraf yukarıya gelecek şekilde şuraya takmamızı gösteriyor. Aynen bu şekilde. Evet, sonra bunu şu altta kalacak şekilde şuraya şu şekilde geçiriyoruz. Aynen gösterdiği gibi. Sadece fotoğraflara bakıyorum. Daha önce yapmadım. Şimdi sadece tek yapmamız gereken, evet, oturacağımızı üstüne yerleştirmek. Oturacağımızı açalım şimdi. Bir kalbe seçtik. Şu şekilde buraya vida olacak yerler belli. Oradan şu şekilde oturtup vidaları buradan gönderiyoruz. Şimdi altından somunlarımız burada mevcut. Somunlayacağız. Çıkmasın diye şimdi bir şey tutturuyorum bunu. Çok sıkmaya gerek yok zaten. Elimizde dahi sıkabiliriz. Vidamızı da sıkalım. Normalde burada anahtarımız var bunları sıkmak için ama zaten elimizde bayağı sert şekilde bir sıktık. Çok da aşırı sıkmaya gerek yok. Hareket etmiyor zaten sandalye. Sıkmak isteyen gene bunu daha çok sağlamlaştırabilir. Bu şekilde sandalyemiz hazır. Biz bitti şu an. Sağlam şekilde. Eşim bunu makyaj sandalyesi olarak kullanmak istedi. Pembe rengini seçti. Diğer renkler de mevcut. Pembe renginden farklı olarak beyaz rengi falan da mevcut. Bunu indirip kaldırabiliyoruz. Bunu yukarı doğru çektiğimizde iniyor. Kalktığımızda geri yukarı yaparsak kolu kalkıyor. En son bu.
tekrardan göstereyim. Buradaki kolu yukarıya kaldırdığımızda düşüyor. Biraz kendimizi yukarı kaldırıyoruz. Geri kolu yukarı kaldırdığımızda kalkıyor. Bu kadar. Dönüyor. 360 derece dönme özelliğine sahip.